Hürriyet Kelebek olarak bugün kıymetli Aydan Kanatlı'yı Hürriyet Kelebek ailesi olarak ağırlıyoruz. Tabi bunu Şangrella Otel, Bosforus İstanbul Otel'de ağırlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle kendilerine de. Biz bugün Aydan Hanım'ı dinliyoruz. Hoş geldiniz tekrar Aydan Kanatlı. Hoş bulduk. Şamit ee, Bey. Bize kısaca... E, Son zamanlarda yaptığınız projeler, işlerle hmm. ilgili ve kendinizi anlatan hikayenizi dinlemek istiyoruz. Ee, teşekkür ederim. Önce şöyle söyleyeyim, tabii her e, yani evet iş hanımı olmanın vermiş olduğu iş insanı olmanın vermiş olduğunun dışında öncelikle anneyim ben. E, üç tane oğlum var. E, İki tanesinden de üç tane torunum var. Maşallah. Ee, teşekkür ederim. Büyük torunum Tuana, 10 e, yaşında. Mert arkadan geliyor. o 8 yaşında bir de Maya'mız var bebeğimiz. O da 10 buçuk aylık daha. E, onun dışında e, aile şirketinde yönetim kurulu üyesiyim. Ee, ama ben burada daha çok Aydan, Aydan'ı anlatmaya geldim. Ee, yani Aydan'ın projeleri bence daha ön planda evet. olması gerekiyor. Ee, hatta şöyle söyleyeyim, benim imzam da Aydan'dır. O fark ettim. Albümde soyadınız yok bile. Ee, evet. Fotoğraf yok. Yok. Fotoğraf yok, soyad yok, tabii ki çok büyük gurur duyduğum bir aileye mensubum bir kere her şeyden önce. Ailemle ve annemle, babamla çok gurur duyuyorum. Ancak bilirsiniz bu tarz aileler de hep kişiler işin arkasında kalır ve ona sığınırlar. Ben bir bireyim ve çevreye de faydalı bir şeyler yapmak istiyorum kurumun yapmış olduğu tabii ki çok önemli şeyler var ancak ayran olarak ne yapabilirim e, neyim hobilerimle e, birleştirip ne çıkartabilirim çünkü insanın aslında hobisi yaşam tarzı yaşam kalitesi ve yaşam anlayışını da ortaya koyan bir şey e, yardım çok önemli paylaşmak çok önemli ee, onun için aydan olarak ortaya çıkmayı düşündüm. Öyle söyleyeyim. Resim de benim için hiç önemli değildi. Ee, bu kadar söyleyeceğim bununla Peki, ilgili. Peki biz o duyduğumuz albümle ilgili hikayeniz nereden, nasıl başladı hikaye? Ee, bundan iki buçuk yıl önce sesim böyle akşam üstlere gitmeye başladı. Böyle garip garip sesler çıkartmaya başladım aslında. E, ha geçer geçer biraz ben e, erteleyen bir insanım sağlık konusunda. E, geçer filan derken bir iki ay geçti. Sonra e, bir ses yani bir kulak boğaz boğazcıya gitmem gerektiğini düşündüm. Çok sevgili, sonradan da dostum olan e, Profesör Doktor İsmail Koçak Bey'den randevu aldım. E, ses telimde, sağ ses telimde bir e, kist olduğunu ve sesimi kaybetmek üzere olduğumu söyledi. Zaten e, ondan da bir 10-12 yıl önce geçirmiş olduğum kısmi, kısa dönemli bir felçten dolayı da... E, Sol sesim zaten felçliydi. Zaten çalışmıyordu. Dolayısıyla tamamen sesimi kaybetmek korkusuyla İsmail Bey'in söylediği hemen tarihte ben ameliyat oldum. Ee, sonunda sesim geri geldi öyle söyleyeyim. Ve bu şekilde başladık aslında. Hikaye böyle başlıyor. Ay hikaye aynen böyle başlıyor. Ee, sonra işte ses terapileri falan e, devam etmek durumundaydı. 10 e, gün hiç konuşmadım. Nefesimle konuştum. E, aslında konuşmayı seven bir insanım ama e, bayağı zor geldi yani. Konuşmamak bayağı zor geldi. Yazıyordum. Nefesle tabii her tarafa duyuramıyorsunuz. Sonra İsmail Hoca'ya sürekli işte gidiyorum, geliyorum. E, ses terapisi falan yaparken ee, onun kendi e, bir yöntemi vardır, koçak yöntemi diye ses telleriyle ve sesle ilgili onları uyguluyordu bana. Evet Aydar Hanım bugün ne yapacaksınız dedi. Hiç unutmuyorum. Valla İsmail Bey dedim. Ben çocukluğumdan beri şarkı söylemeyi çok seven bir insanım. Ama e, ailenin e, yapısı, e, anlayış falan o zamanlar... Konservatuara falan da çok gitmek isterdim. Ancak olmadı. Dedim ki İsmail Bey, bana buradan çıkacağım. Ben doğrudan bir e, ses eğitimi için bir yerler araştıracağım dedim. Aa dedi, burada çok değerli birisi var. Haftada bir gün geliyor. E, bu arada tabii yol arkadaşım diyeceğim. E, sevgili opera sanatçısı. Ee, aynı zamanda yakında da çok yakında da albümü çıkacak olan Güney Acar. Ee, sonunda abla kardeş olduk. Yani öyle bir sevgimiz oluştu böyle bir anda çıktı ortaya. O hakikaten bir aşk farklı bir şey. Ee, Güney Hanım diyeyim Güney Hanım'la işte İsmail Hoca bizi tanıştırdı. Ee, Güney Hanım böyle bir baktı e, sesine filan. Sonra İsmail Bey'in onayıyla e, ses eğitimine hani bir başlayalım dedik, e, ikisi koordineli götürdüler. Yani e, benim kapalı olan kısımları, sesteki o felçle ilgili olan kısımları İsmail Bey e, düzeltti. Ha e, bu felç geçmedi, sol tarafım halen felçli ve düzelmeyecek o ama sağ tarafım iş görüyor. Ee, sonunda bu şekilde biz e, günay günaycığımna evet şu dersine başladık. Haftada bir gün derken iki gün filan derken buralara geldik. Nasıl geldiniz o süre zarfında? Kiminle çalıştınız? Ee, şimdi şöyle anlatayım. Albüm fikrini isterseniz söyleyeyim. Çünkü kiminle çalıştık derken de enteresandı. Her şey böyle çok spontan gelişti aslında çalışırken ben pop müzik çok severim, sanat müziği çok severim, onu sev, türkü severim filan. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Dedim ki ya Günay biz ben dedim bir acaba bir kayıt yapsam, torunlarıma bir şey bıraksam. Aa, neden olmasın filan derken sonunda pop müzik mi yapalım, sanat müziği mi yapalım? filan derken derken Günay beni cesaretlendirdi. E dedi ki e, ikisini de yapalım. E olur mu? Olur. Bu defa repertuar seçeceğiz. İşte ee, işte bir single olsun vesaire filan falan derken dedim ki ya niye single oluyor? Yapmışken bir long play yapalım. Ya yani uzun çalar olsun. İşte kaç şarkı var? 12 şarkı var. Full albüm. Full albüm yapalım dedik. Ee, sağ olsun, hakikaten hiçbir zaman e, şey yapamam yani Güney'in emeklerini asla bir tarafa koyamam. Bazen derim sen olmasaydın ben olmazdım e, bugün diye. Biz, biz de bugün toplayan yine o. Aynen öyle. Ee, onun da yolu çok açık olsun Aynen. zaten. Ee, çok emekli, o da çok güzel bir şey bir albüm çalışması yaptı. Ve derken biz sonunda e, ne yapalım, pop müzikte bari düzgün birisi olsun, iyi birisi, işini iyi yapan birisi olsun dedik. Çünkü benim e, gerçekten ilk defa hobimi biraz daha profesyonelliğe taşımak ve çok istediğim bir şeydi. E, hatta lise hayatımda filan okulun solisti, solisti olduğum yani. e, müzik öğretmenim çok üzerimde dururdu filan. Sonunda Ozan Çolakoğlu'na gittik. En ee, e yukarıdan başladınız. Aynen oradan başladık. <laughs> e çok gecikmiştim çünkü. Ee, çocuklar ve torunlardan sonra, sonra eğer da. bir şey yapıyorsanız da bir artık böyle emeklemek değil yani bir yerde koşmanız Bilmiyorum. gerekiyor. Başka e, şansınız ve şeyiniz yok. Ama tabii bu bir kariyer yapmak anlamında değil. Yani e, Tabii ki sahneye çıkacağım, şarkı söyleyeceğim, şarkıcı olacağım plan değil. Bunun bir sosyal sorumluluk haline gelmesi gerektiğini e, düşündüm. E, ve işte ne yapalım? Sonra düşündük, karar verdik ki eğer böyle bir şey yaparsak, işte omurilik fensçileri e, benim durumumda bir takım omurilik Felçlileri derneği de benim sağlığınızdaki sağlığım aynen problemler o tarafa giriyormuş e, albüm çıktığı zaman da gelirini o tarafa bağışlamak gibi bir e, düşüncemiz var Sağ olsun Ozan Bey e, bütün düzenlemeleri yaptı e, işte stüdyo aşamaları filan bu e, bayağı Belki? uzun bir aşamaymış ya yani benim tabi bilmediğim şeylerdi bunlar Peki yani. hangi şarkılar var bizim bildiğimiz Valla bildiğiniz hemen hemen hepsini bilirsiniz zaten çünkü bunlar daha 90'lar pop, Türkçe pop. Sezen Aksu'dan var, mesela Küçüğüm var, e, Şehrazat'tan e, şarkı var. E, var da var. Var var, tane var var yani bunları isterseniz söylemeyelim. Sürpriz e, olsun dinlesinler. Evet dinlesinler. Çok özür dilerim o zaman sizin Omurili Perşi Derneği'ne başlayacağınız projede... Hı -hı. Bu albüm ne kadar fazla asla dinlenirse aynen öyle, o kadar öyle. fazla bu ihtiyaç dahilindeki aynen. proje dahilinde daha fazla farkındalık ve fayda olacak. Aynen öyle. Ne kadar çok dinlerseniz bağış yapılacak. Evet. O kadar çok fazla kişiye aydan evet. kanatlı ulaşacak. Evet. Ee, yaptığımız ya yani herkesin bir nedeni var bu hayatta ee, verilen bizim yaşamış olduğumuz sağlık sorunları veya psikolojik sorunlar diyelim hep bir nedenle veriliyor. Ben sınav olarak kabul ediyorum bunları ve oradan da bir şeylerin çıkartılması gerektiğine inanıyorum. Benim bu ses telimdeki işte felç olmasaydı veya o ses telimdeki kist olmasaydı ve onun aslında omurilik felçleriyle bağdaştığını bilmeseydim ee, yani ya şifa ararken aynen. bir yandan siz müzik dünyasının içinde buldunuz. Ay ay kendi böyle buldum. Ee, e, bir bir şeyde çorbada da benim tuzum olsun. Ne mutlu. Diyorum. Evet müzik dünyasına biraz geç oldu ama oldu. Oldu. Şu an evet. DMC bünyesinde Evet. bir albümünüz var. Evet. Peki üç oğlunuzun beraberinde torunların tepkisi ne oldu? Albümü çıkıyor annemin annenizin deyince. Önce, e, ben söylemedim ses eğitimi filan aldığımı. E, i̇şte gidiyorum geliyorum, biliyorlar ameliyat oldum, işte terapi görüyorum filan. E, sonra e, söylediğim zaman çok destek oldular açıkçası oğullarım. Hani çok eskiden beri de düşündüğüm, istediğim bir şeydi. Şarkı söylemekten çok zevk alıyordum. E, bir tek büyük torunum, tabii daha yaşı büyük olduğu için, o hatta stüdyo kaydına falan da geldi. Ee, o, o da işte şarkılar söyler falan, ee, şeyler çok heyecanla bekliyorlar. Çocuklarımdan çok büyük destek gördüm, aslında ailemden de destek gördüm. Yani e, ablam ve erkek kardeşim var, onlardan da destek gördüm. Zaten destek görmeseydim böyle bir şey gerçekleştirmem Cesaret, daha zor olurdu, evet. aynen öyle. Evet, evet. Aynen öyle. Kırbaç olmuş. Bu arada bu albüm, bu proje sizi neyi hatırlattı ya da bu sizdeki e, sonraki adımlarla alakalı ne tür bir kararlar vermeye itti? Yani bir sosyal sorun projesinin olmasının dışında, dedik ki biraz önce hani bir şifa ararken Hı -hı. buralara geldik. Yani bundan sonra da belli kararlarda, yolculuklarda duruşunuz. Siz ya. çok proje yaptınız bugüne kadar. Bu bir tanesi hatta. Bence evet. bu da bir proje. E Bu da bir proje, evet. Daha önce yaptığınız... Ee, daha önce yaptığım, e, İstanbul'da ve Eskişehir'de, ben Aslen Eskişehirliyim. Ee, daha önce e, bir psikolojik danışma merkezi e, kurdum. E, aynı zamanda yaşam koçu eğitimleri aldım. NLP eğitimi aldım. E, onları uyguladım e, İstanbul'da ve Eskişehir'de. Ee, sonra belediyelerle ve daha e, gelir seviyesi biraz daha e, alçak. alçak olan e, mahallelerde bazı seminerler yaptım. E, çünkü gençlerin ve ailelerin e, iletişimleri, anlaşmaları, o, gençler çok şey isteyebiliyorlar, e, aileler bunları anlayamıyor. Hani aile eğitimleri diyelim bazı şeyler yaptık çok keyif alarak yaptım çünkü var olduğunuzu hissediyorsunuz yani birilerine dokunduğunuzu hissediyorsunuz bir fayda olduğu, verdiğinizi hissediyorsunuz diyorum ya bireysel olarak bir şeyler yapabilmekti isteyim çünkü uzun süren bir profesyonel iş hayatım vardı iş hayatından ayrılmak sadece yönetim kurulunda olmak durumunda kalınca kendimi çok boşlukta hissettim. Ee, üretmek çok güzel bir şey. Ee, hatta üretmek derken ben bir dönemde yani çok severim pasta filan yapmayı çok severim. Bir dönem e, bir kafeye e, muffinler e, işte pastalar falan yapıyordum. Onları götürüyordum. Genetik olarak bence bu. Aynen Bununla genetik ilgili. olarak var çünkü böyle o kokuyu özlüyorsunuz. Ee, şimdi de yine tabii enteresan hep yaşananlardan alınan dersler muhtemelen. Şimdi de mesela bu albümün dışında yakında aç faaliyete girecek bir fizyoterapi merkezi. Süper. Küçük ama bir fizyoterapi merkezi. Tüm onu da benim, İstanbul'da mı Eskişehir'de? İstanbul'da. O da benim e, hayatımdaki bir kesitle ilgili beni yönlendiren bir şeydir. E, başınıza gelen şeyler sizi galiba e, e, belirli yollara sokuyor. O da tecrübe zaten. Aynen Yaşadığın öyle. Şeyi, e, ben çok aradım çünkü fizyoterapi iyi bir yer vesaire. E, bir süre sonra bir yer buldum ve işte onun şubesi vesaire. Yani diyeceğim. Tecrübe, tecrübe, tecrübe ve ihtiyaç dahilinde Dahilinde bir şeyler yapmak istiyorsunuz. evet. Şimdi siz e, normalde şu an şeyi sorayım. İş dünyasındaki başarınız ortada ama bir tarafta da şimdi sanat tarafı da var. Yalnız sizin için sanat demek müzik demek değil onu da biliyorum. Hı hı. Sizde seramik sanatları da var. Bununla alakalı iki tarafa baktığımız zaman hangisi daha zor? Hangisi daha zor? Aslında hepsinin kendi içinde zorluğu var ancak ortak bir nokta var, azim, çalışma, çalışma isteği ve işini sevmek. Babam e, Nurlar için de şey derdi, işinize aşık olun. Aşk olan yerde mutluluk olur derdi ve verimlilik olur derdi. E, her ikisinin de zor tarafları var ama tabii müzik son derece amatör ve dinleyici olarak var olduğunuz bir tarafta karşı <laughs> e, yani bir masaysa masanın öbür tarafına geç, geçtim ben. Geçmeye çalışıyorum daha doğrusu geçtim demek e, yapanlara çok büyük haksızlık olur. Daha emekleme safhasındayım. Zaman <laughs> emeklemeden yürümeye geçecek mi bunu da bilmiyorum. Yani o cesaret önemli olan bence orada var. Yani e, ben bunu başarma cesareti var. A, bence. evet, başarma cesareti var. Evet biraz şeyim, e, biraz cesur, biraz da böyle galiba oraya saldır, buraya saldır durumunda. Yani e, ruhunuz hiçbir zaman yaşlanmıyor. Öyle söyleyeyim size. Yaşlanıcı bir rakam bence de. Aynen öyle. Benim ruhum çok genç. E, Tabii yıllarını keşke çok daha önce başlayabilseydim bu işe. Keşke daha önce e, bu cesareti bulsaydım. Ama hiçbir şey için geç değildir tabii. E, emeklemek bile bana çok keyif veriyor. E, çünkü bu işi artık hani bir yaştan sonra, bir zamandan sonra artık keyif için yapıyorsunuz. İşte bir takım e, torunlarıma bir şey bırakayım derken, işte buralara geldim. Ya, bu devam edecektir. Yani ikinci, üçüncü proje. Devam da... edecektir çünkü diyorum ya çok keyif alıyorum. Ee, sıkıntılı her günümde veya sıkıntılı anımda beni müzik hep kurtardı çocukluğumdan beri ee, veya sanatla ilgilenmek. Diyorum ya ben her şeyi de aslında emekliyorum, her şeyi de emekliyorum yani evet seramik dediniz, e, iki senedir seramik de yapmaya çalışıyorum. E, toprakla oynamanın tabii verdiği bir e, keyif var. E, negatif enerji atıyorsunuz. Neyim derseniz aslında biraz oyum, biraz buyun, biraz suyum. Ben aslında anneyim. Günün sonunda. Günün sonunda ben Özür aslında. De babaanne demiyorum. Aa, ben evet. Nene. Bir de neneyim. Evet. Üç torunum bana nene der. E, o bizim anne tarafından gelen bir Kültür. kültürdür. Nene olmaktan da çok büyük keyif alıyorum. E, bazı arkadaşlarım diyor ki, neneyle karıştırıyorlar. Diyorum ki, hayır, ben neneyim. E, çok keyifli bir şey. Ve her zamanda şunu söylüyorum, torunlarıma özellikle. Hiçbir şeyden vazgeçmemek, inandığınız, yapmak istediğiniz şeyin üzerinde inatla yapın. Hatta Günay Hocam çok iyi bilir, e, topuğumu kırmıştım ben, Ayağım, ayak stres kırığı dediler. Üç ay boyunca alçı e, botla, ağır, acayip ağır bir şeyle ben haftanın iki günü derse gittim. Cık e, İstediğiniz bir şeyi gerçekten çok seviyorsanız siz hiçbir şey yıldırmasın. Ee, aslında benim günün sonunda çocuklarıma ve torunlarıma e, vermek istediğim muhtemelen, öyle çıkmışımdır muhtemelen, e, azim, istek, niyet ve sevgi. Harmanlığınızı. Aynen, aynen, evet. Bu arada Aydan Hanım şimdi yeni çıkan bir albüm var. Hı hı. Bahsettiğimiz 12 şarkılık karma bir pop albümümüz evet, var. Evet. İkinci gelecek olan albümümüz ne olur? Ne olacak bize? İkinci albümümüz Türk sanat müziği olacak. Ağırlıklı. Daha önce söylemiştim ben müziğin her dalını seviyorum. Çok değerli Hakan Güngör. Çok değerli bir dostumuz. O yap, yaptı, yapıyor şu anda hala düzenlemelerini, Türk Sanat Müziği nin. Birinci başladı, çıktı. Siz i̇kinciye aynen, başladınız. Aynen, birincisi çıktı. İkincisi de yine aynı hedefle, aynı dernek üzerinden ilerleyerek... Onları hibe ederek. O, evet, aynen o şekilde onlara vererek gelirini Türk Sanat Müziği albümümüzde hazırlanıyor, çıkacak. En kısa zamanda artık ne zamana denk gelirse muhtemelen herhalde Eylül, Ekim gibi filan olur sezon, yani yaz sezonu biter. Aha. Başla. Repertuarla ilgili yine sevdiğiniz aileniz? E, repertuar e, biraz ailemin, annemin, babamın çok sevdiği. Onlara böyle düşünerek İtaf. söylediğim, duygulanarak söylediğim... Özlem dolu. Aynen öyle. Bir iki tane de klasik var. Güzel bir albüm olacak. Hadi bakalım. Zannediyorum. Ben kendimce bir şeyler yaparken, hani emeklemek tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen bu konudaki yaştan bahsetmiyorum. Ama bu konudaki büyükler diyeyim. Sakın hani yanlış anlaşılma olmasın. Ben bu işi gerçekten çok severek bir fayda olsun diye ama emeklemeden yürümeye diyorum ya geçip geçemeyeceğimi de bilmiyorum. Hani hiç kimsenin hakkını yemeyeyim bu arada. Onun altını hmm. defalarca Değil çiziyorum. Asasiyetiniz var. Ha yok yani evet hiç kimseyi de alındırmak istemem. Yanlış yaparım, yanlış olur. Hmm. Bu süre zarfında şeyi sorayım arkasında. Sizi bu hayatta ne üzer ya da ne üzmez? Bu hayatta beni ne üzer ne üzmez. Tabii ki sağlık ee, çocuklarımın, torunlarımın sağlığı, ee, başarısız olmak üzer. Ee, sıcak bir aile ortamı çok mutlu eder. Çok büyük, çok büyük şeyler beni aslında Üzmem, ...üzülmemeye çalışırım, öyle söyleyeyim. Çok büyük şeyleri... E, ...biraz farklı düşünürüm belki, sınav diye kabul ederim. E, onlarla baş etme yolunu bulmaya çalışırım. Zaten bu hobiler de öyle çıktı muhtemelen. Ama her şeyden önce galiba biraz fazla anne odaklıyım, çocuk ve torun odaklıyım. E, çocuklarım... ...ve torunlarım, yani... Onların mutluluğu beni mutlu eder, onların mutsuzluğu beni mutsuz eder. Çareler bulmaya çalışırım. Ama genel anlamda hayatı <laughs> sevdiğim için de genellikle de şükürler olsun diyorum. Peki Ozan Çolakoğlu önemli bir müzik adamı. Hı -hı. Ozan bir anınız var mı? Ay ilk şimdi Ozan Bey'le çok anımız var ama ilk şunu söyleyeyim. Stüdyoyu tabii sadece filmlerde görmüşüm ben. Hani bilmiyorum. <laughs> Stüdyo nasıl bir şey? Evet, hani hayal ediyorum tabii. Kulaklık takılıyor. İşte küçük bir yer bilmem ne filan ama. Orkestra var. Ee, diye. Diye filan hayal ediyorsunuz tabi. Yani arkada bir canlı bir şeyler çalacak filan gibi diyorum. girdik. Ben inanılmaz titriyorum. Yani size anlatmam mümkün değil. Elim ayağım oldu buz gibi donuyorum, titriyorum, sesim titriyor, çıkmıyor sesi. Ozan Beyciğim, canım sağ olsun. Bir baktım elinde bir bardak suyla geldi. <laughs> <laughs> Aydan Hanım siz bu bir sakin olun. Bir suyu için dedi ve oturttular beni. Sonra dedi ki Günay Hoca'ya, Günay dedi sen dedi Aydan Hanım'la buraya gel. E, stüdyoya alışsın birazcık dedi. Hani burada zaman geçirsin. Zaman geçirsin. Burada biraz çalışmalarınızı biraz burada yapın dedi. <laughs> ee, hakikaten onların da emekleri, oradaki arkadaşların, yavruların da hepsi çocuklarım e, emekleri. İşte bugünlere geldik ama yani en unutamayacağım şeylerden biri. O zaman Siz orkestra bekliyorsunuz. Ay, orkestra yok, hiçbir şey yok. Bir altyapı var, bir şey var. Kulaklıktan geliyor ses bu nasıl camlar, enteresan camlar, oradan oraya duyulmuyor. Halbuki biz dışarıdaki bütün her sesi duyuyoruz filan. Yani çok çok farklı bir deneyimdi benim için. Gerçekten. sonra alıştım tabii ama tabii canlı da yokmuş. Küçücük bir oda. Bütün her taraf şey, izolasyon malzemeleri dolu. Oradan siz görüyorsunuz camda o büyük büyük aletler. O stüdyoda acayip tabii aletler, düzen çok enteresandı. Yani hakikaten çok enteresandı. Şimdi artık alıştım tabii ama. Alıştınız. <laughs> evet. Şimdiki stüdyoyla ilk gün stüdyo arasında çok fark vardır. Tabii canım, tabii ki. Tabii ki yani stüdyo, benim davranışlarım açısından evet, tabii ki artık şey gibi oldum sanki. Hani evinizde... Banyoda şarkı söylersiniz. Heh. Derken size bakın çocukluğumla ilgili bir şey geldi aklıma. Ne kadar müzik içimdeymiş benim. Ee, bunu Ozan Bey'le falan da paylaşmıştım. Gülmüştü bana. Ee, benim tabii çocukluk yıllarımda şey yoktu, yuvarlak fırçalar filan yoktu. Annemin saç spreyi var. Onu ben e, banyoda aynanın karşısına geçerdim. Saç spreyini mikrofon yapardım kendime. Tabii banyoda muhteşem yankılı bir ses geliyor kulağa. E, ee, sonra bittikten sonra da sifonu çekerdim. Neden diye soruyorlar bana. Alkış sesiydi o. O arkadan gelen şarkı Su bittikten sesi. sonra ben selam verirdim. Evet ve sifonu çektiğim zaman da alkış sesi gelirdi. Yani böyle bir şey. Hep bu, bu akşam Evet evet evet. O ruh işi o. E, aynen öyle. Aynen evet. öyle. Ayten Hanımcığım, şarkı sözü, beste ile ilgili bir yazma planınız var mı ya da böyle bir ufak tefek fikir karalıyor musunuz? Yani söz olarak ya şiir falan yazdığım oldu. Şiir. Ben biraz fazla duygusal bir insanım. Önce onu söyleyeyim size. Duygularımı kağıda dökmeyi çok severim. Ee, yazarım, yani e, bir konuyla ilgili düz yazı yazmayı çok severim. Hatta okumam sonra okurum. Belki be, e, bir söz olabilir, ama beste çok farklı. O birikimim yok yani. Ee, bana bir çok eskiden bir e, kanun virtüözü olan bir arkadaşımın söylediği bir lafı burada söylemek istiyorum. Beste öyle bir şeydir ki demişti. Müzik bilgisi, nota bilgisi, iç dünyası böyle artar artar bir havuz düşün. O havuz dolar 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 taştığı, aktığı yer bestedir. Ee, ben de daha bir karış su var veya yok havuzda. Beste yapmaya kalkmam benim gerçekten bu dünyada veya ülkemizdeki bestekarlara çok büyük bir hakaret olur. Çok büyük ayıp olur. Benim öyle bir birikimim yok. Dolayısıyla ben iyi bir yorumcu olmak isterim. İyi bir yorumcu olabilmek için de çalışıyorum. Ha. Tabii ne yapacağım? Anca böyle bir albüm yapıp işte orada yorumlamak veya kendi kendime bile olsa düzgün yorumlamak isterim. Onun dışında Başka öyle beste de öyle hiç yok Peki. öyle bir şey. Peki, bir sosyal sorumluluk projesi olabilir. Bir dernek bağışı olabilir. Hı -hı. Böyle bir gecede tam bir sahne almak ister misin? Böyle bir teklif gelse sıcak bakar mısın? Bir sosyal sorumluluk projesi adı Bir sosyal sorumluluk projesi olursa tabii ki şöyle yani benim gibi gönüllü olan kişilerle birlikte yani pekala ki bu yapılır. Çünkü amacım zaten bir sosyal sorumluluksa onu yaparım. Hı -hı. Evet, onu yaparım. İnşallah, i̇nşallah bizim sizi hepimiz böyle dinleme... İnşallah, İnşallah. bulunur? İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. İlave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı genel olarak? Ee, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sürret ee, Kelebek ailesi olarak evet, bizi kırmadınız. E, yok, İlk Kelebek... Defa ...böyle bir evet. şey yaptığınızı biliyoruz. Evet. Ee, kelebek ailesi olarak da birçok... ...özellikle ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü... E, ...hedefin... ...yani amaç, hedef, amacın... ...hedefe gitmesi çok önemli. Araç sonuçta biz de... ...bu sosyal ee, projesinde de... Aynen ...sizin niyetiniz çerçevesinde... Evet. ...ne yapabiliriz diyerek. Öyle, çok teşekkür ediyorum. Çünkü... E, ...birçok insan şimdi duyacak... Birçok kişi o albümü Aydan olarak, albümün ismini de bu arada söyleyeyim. Çünkü benim için çok anlamlıdır. Yıllar e, yıllarsa teşekkür ederim. E, albümün e, ilk şarkısı ve son şarkısının isminin birleşimidir. Hey yıllar yenilmedim size. Evet, hala... E, Üretmeye ayaktayım. Hala üretmeye devam ediyorum. Ve hayatın bana verdiği her şey için çocuklarım için, torunlarım için pozitif bakabilmem için her şey için de teşekkür ediyorum. Şükrediyoruz. Şükrediyorum. Dolayısıyla yıllar size teşekkür ederim. Tıklandığı zaman da birçok ihtiyaç sahibine, birçok ee, engelli arkadaşımıza ufacık bile olsa bir katkımız olacak. Ne mutlu. Budur. Aslında i̇nşallah amaç bu budur. bitmez. İnşallah. Sizin inşallah bugün yolculuğunuz niyetinizde. İnşallah. İnşallah. Zaman i̇nşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz bugün Aydan Kanatlı'yı ağırladık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz ona. Çünkü normalde bu tür projeler dışında da kendisi iş insanı olarak da çok görmüyoruz. Evet. Bu güzel projede de bizimle ilk bizimle ve paylaştığı için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.